Çok çiçek çeşitlerimiz var. Bu arada bizim Haziran ile Temmuz arasında bir, yani Mayıs'ın sonları ile Temmuz'un arasındaki bir boşluğumuz var. İnşallah onu da Adıyaman 65 bin üzerinde koloniye sahiptir. Bu sene elhamdülillah 3-5 sene içerisinde en iyi senemizi geçirmiş bulunuyoruz. Adıyaman'da diğer illerde olduğu gibi haftada bir bal alınmıyor. Sezonda bir kere bal alıyoruz. O da Temmuz sonu, Ağustos başı itibariyle ballarımızı alıyoruz. Dolayısıyla onun için bu sezonda şu anda açıklamada bulunuyoruz. Adıyaman balı gerçekten hakiki, Adıyamanların dediği o eski bal dedikleri bal hala hazırda Adıyaman arıcısının elindedir. 100 tona yakın balımız mevcuttur. Adıyaman'ın ihtiyacını karşılayabiliriz. Adıyamanlıların sağlıklı bal yemesi için bugün huzurunuzdayız. Biz normal bal olarak Adıyaman'ın hakiki balı, süzme balı 50 liradan, petek balını 60 liradan, karakon balını da 100 liradan satmak üzere huzurunuzdayız. Organik ballarımızda ise süzme balı 75 lira, petek balı 100 lira, karakon balı 150 lira. Bunu niye derseniz, çünkü organik arıcılık yapanın çok büyük masrafları oluyor. Çok büyük kalite düşüklüğü oluyor. Onun için ilaç aldığımız zaman diğer normal ballarda kullanılan 5 liralık ilaç biz organik arıcılık yapan arkadaşlarımız 100 liradan alıp satıyor. Bu tek bir örneği. Dolayısıyla organiklik yapanlar bahçelerden uzak, ziraattan uzak, sanayilerden uzak, efendim işte asfaltlardan uzak yerlerde arıyı yetiştirmek, barındırmak zorundayız. Dolayısıyla bu hem masrafı arttırıyor, hem de organik balda arı petek hususunda, özellikle karakorun hususunda bir kilo balı, bir kilo peteği örmek için 3 kilo süzme balı arı tüketiyor. Onun için peteğin biraz süzmeden farkı oluyor.